katılımcılar, sevgili konuklar, basınımızın çok değerli temsilcileri. Topraklarında doğal ve kültürel mirasın zenginliğiyle yoğrulmuş göller ve gönüller diyarı Burdur'umuza hepiniz hoş geldiniz. Belediyemizin Tarihi Kentler Birliği'ne bir kez daha ev sahipliği yaptığı bölge toplantımızda göller bölgesi ve yakın çevresindeki doğal kültürel miras konusundaki son gelişmeleri birlikte ele alacağız. Kuşkusuz böyle bir başlık bizlere Burdur'umuzun tarihsel geçmişinden geleceğe taşıdığı doğal ve kültürel zenginliğin sorumluluğunu da ayrıca yüklemektedir. Muhteşem coğrafyası ve binlerce yıllık tarihsel geçmişi olan Pisidya'dan günümüze uzanan bu süreçte birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış topraklarda yaşamanın onurunu bir kez daha yaşıyoruz. Tarihte göl kenti olarak anılan Limo Brahma olarak bilinen Burdur'un zengin su kültürü çevresindeki toprak yapısını geliştirmiş, 10 bin yıl öncesinde Hacılar'dan başlayarak günümüze kadar tarımsal alanda toprağın kullanımını ve çiftçiliği bu ile öğretmiştir. Böylesine zengin su kültürünün yöredeki toprak zenginliğini nasıl da arttırdığını o döneme ait birçok yerleşim biliminde görebiliyoruz. Öyle ki bu nedenle Tanrı'nın nimetlerinin bahşedildiği kent olarak Polidorion adı verilmiştir. Zengin su kaynaklarının yer aldığı Çin Ovası'ndan Kayapınar'a, oradan da Burdur Çayı'na uzanan suyun yolculuğunda tarımsal alanlara nasıl hayat verdiğini hepimiz biliyoruz. Kentin binlerce yıllık tarihsel geçmişinden günümüze uzanan su kültürü, su varlıklarıyla ve buna bağlı oluşan kültür yapılarını hala ayakta tutmaya çalışıyoruz. Yörenin kültürüyle harmanlanmış folklorik zenginliği 7'den 70'e, yörenin zeybek gönüllü insanlarının dilinden düşürmediği 12'dir Burdur'un dermeli türküsüyle dillerde olan su değirmenlerini, hamamları, çeşmeleri hala bunların varlıkları sürdüğünün bir göstergesidir. Çeşmelerin onarımını yapan su kültürü meydanı olarak Bulutlaraltı Meydanı'nı projelendiren belediyemiz son olarak satın aldığı ve projelendirdiği tarihi Gümüş Değirmeni'nin restorasyonu için gün saymaktadır. Bu proje için Sayın Valimizin destekleriyle endüstriyel kültür mirasımızın yörenin buğdayını işlemiş ve günümüze kadar ayakta kalmasını sağlamış olan bu değirmenin sanayi müzesi olarak bundan sonraki süreçte kentimizin kültür ve turizmine hizmet etmesi planlanmaktadır. Burdur'un tarihsel zenginliği Neolitik dönemden günümüze kent merkezindeki istasyon göğüne kadar uzanmaktadır. Hala kazısı yapılamayan bu zenginliğimizin bir an önce gün yüzüne çıkartılmasını bekliyoruz. Belediyemiz, ilimiz topraklarında tarihsel geçmişimizin Neolitik döneme uzanan dünyaca ünlü Hacılar Büyüğü ve Büyük Büyük'te kazı çalışmalarının devam ettiği gibi istasyon büyüğümüze de destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Belediyemiz 700 yıllık tarihi geçmişe sahip Ulu Cami ve çevresinde oluşmuş tarihi alan pazarı bugünkü adıyla Yukarı Pazar'a sahip çıkmaya devam ediyor. 1992 yılında başlayan koruma çalışmalarında kaybolmaya yüz tutmuş bu tarihi alana değer verilerek Yukarı Pazar koruma alanı ilan edilmiştir. Ulu Cami'nin çevresinde 36 bina ve iş yerini cephe iyileştirme çalışmaları 2003 yılında tamamlanmıştır. 1. ve 2. Yağ Pazarı sokaklarıyla Ulu Cami sokakta 48 yapı, 2009'da ve Uzun Çarşı Caddesi'nde 87 yapı, 2013'te özgün niteliklerine uygun haline getirilerek belediyemizce tamamlanan bu sokak sağlıklaştırmaları, uygulamaları programımızın sonuna gelmiştir. Ve bugün itibariyle eski belediye caddesi, Yeşil Yurt ve Deveci Sokakların sağlıklaştırma projeleri hazırlanmaktadır.
Bunların dışında yer alan ve tarihi alan içinde kalan 3 sokağımızın da tamamlanmasıyla yapıların korunması ve özgün niteliklerine kavuşturulması planlanmaktadır. Yukarı pazar alanı içinde kentsel tasarım ve uygulama projeleri hazırlık çalışmalarında tarafımız başlatmış olup sokakların, yol ve kaldırım döşemelerinin, aydınlatmalarının, kent mobilyalarının uygulama projeleri hazırlanarak mekanlara işlev kazandırılması ve ticari yaşamın yeniden başlatılması, yukarı pazarın canlandırılması en önemli planımızın değerli bir parçasıdır. Bu konuda Sayın Bakanımız, Burdur'umuzun eniştesi Fahri Hemşerimiz, Sayın Numan Kurtulmuş'a vereceği katkılardan ötürü bir kez daha huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Belediyemiz geleceğinden sorumlu olduğu gibi geçmişinden de sorumludur. Ve bu bilinçle kent belleğinde yer etmiş önemli tarih yapılarının sürdürülebilir bir şekilde yaşatmaya gayret etmektedir. 19. yüzyıl yapısı olan Murtaza Aliler evini satın alarak Sakalasos tanıtım evini yapmayı, antik zamanla yakın dönem mimarimizi Sakalasos çalışmalarını tanıtmaya başlıyoruz. 20. yüzyıl başlarında yapılmış eski bir Rum evi olan Bayav evini satın alarak büyük mübadeleyle Yunanistan'a göçmüş, eski Rumlar ile bu mahalleye Selanik'ten göçmüş olan yurttaşlarımızın arasındaki kültürel köprüyü sağlamayı planlıyoruz. Yine 20. yüzyılın özgün mimarlık eserlerinden olan Serdaroğlu evini belediyemiz olarak kiralayarak proje üzerinden onarım çalışmalarımızı başlatıp yörel eserlerinin tanıtımını planladığımız Burdur Mutfak Atölyesi'ni kurmayı planlıyoruz. Tabii ki en büyük değerlerimizden biri olan Biribaşlar evimizi Burdur'un tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel geleneklerini, anılarını anlatan, tanıtan ve yaşatan, geçmişten geleceğe etnografik ve interaktif hizmetler verecek olan kent belleği müzemizi hizmete en yakın zamanda açacağız. Çok kıymetli konuklar, Sayın Valim, değerli başkanım ve çok kıymetli başkanlarım. Bugünden itibaren katılım sağladığınız ve Tarihi Kentler Birliği'nin destek ve katkılarıyla başlattığımız bu çalışmanın hem kentimiz hem de ülkemiz adına yararlı çalışmalar sunacağına inanıyorum. Belki de ilk defa geldiğiniz kentimize ve ilimizin kültürel ve tarihi değerlerine sizler de izleyerek tanık olacak ve belki de Burdur için hiç bilmediğiniz birçok özelliği bu Tarihi Kentler Birliği toplantısında tanıma fırsatı bulacaksınız. Umarım iyi bir ev sahipliği yapar, sizleri üzmeden, sizlere keyifli anlar yaşatarak sizleri buradan yolcu ederiz. Sürçülisan eylersek şimdiden affınızı dilemek umuduyla katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, iyi bir zaman dilimi geçirmenizi yürekten dilerim. Hepinize teşekkür ederim.